Kararını verdin mi Seher? Evet. Verdim. Bütün gece düşündüm Orhan. Bu hale nasıl geldiğimizi. Bunları bize nasıl yaptığını düşündüm. Bunların hepsini konuştuk Seher. Bize bir faydası dokunmuyor. Şimdi işler daha vahim bir hale gelmeden bana cevabını ver. Boşanmayı kabul ediyor musun? Seni kendi ellerimle başka bir kadına vermeyi kabul ediyor muyum? Bu sorunun gerçek meali bu. Değil mi hayatım? Senin için neyin öncelikli olduğuna karar verse eğer. Mutsuz bir evlilik, sefalet içinde bir yaşam mı? Yoksa dul ve zengin bir kadın olarak hayatına devam etmek mi? Hı? Kendine çok güveniyorsun değil mi? Serap'ın senin foyanı anlamayacağı ne malum? Belki de Demokrat Parti'den ihraç edildiğini, yolsuzluklara karıştığını, borçlarını, her şeyini kaybettiğini öğrenir. O zaman seni yanına yaklaştırır mı sanıyorsun? Bunların hiçbirini öğrenemeyecek. En azından ben evleninceye kadar. Evlendikten sonra da zaten biz alacağımızı almış olacağız. Zannettiğimden çok daha kurnaz. Bütün bunları Adana'ya gelmeden planladığını düşünmeye başladım doğrusu. Senin vakitsiz gelişin olmasaydı ben bu işi çoktan bitirmiştim. Elini çabuk tut o zaman. Bu rezalet haberleri Adana'ya yayılmadan ne yapacaksan yap. İşte benim tanıdığım Seher. Yarın boşanma kağıtlarını imzalarsın. Sonra da Adana'yı terk edersin. Dilekçe hazır. Şurayı imzalayacaksın. İmzalamadan önce bir şartım var. Benimle pazarlık yapacak halin yoksa eğer. Bu tavrınla sürekli geciktiriyorsun meseleyi. Boşandıktan sonra Adana'da kalacağım. Tek şartım bu. Ne demek bu? Ankara'daki evlere el konduğuna göre. Paris'te kızımızın yanına gidebilirsin. Olmaz. Nazlı'nın hiçbir şeyden şüphelenmesini istemiyorum. Kızımız asla boşandığımızı bilmemeli. Bilmek zorunda değil. Okul masraflarını karşılayacağımı söylemiştim. Sen de pekala onu yap... Hayır Orhan. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada, Adana'da kalacağım. Seher. Saçmalıyorsun. Sen buradayken nasıl olacak bu işler? Arkamı dönüp gidecek kadar salak mı zannediyorsun beni? Seni para yüzünden kaybetmeye göze alacağımı mı zannediyorsun? Hiçbir yere gitmiyorum. Serap'ın mallarına el koyduktan sonra tekrar evleneceğiz. Sen buradayken Serap'ı ikna etmek kolay olmayacak. Orasını sen düşünürsün. Yalnız... sakın yanlış adımlar atayım deme. Aksi takdirde planlarını bozmak zorunda kalırım. Hiç pes etmeyeceksin değil mi? Seni kaybetmeme izin verme hayatım. Bilirsin. Kaybedecek hiçbir şey olmayan birinden daha tehlikelisi olamaz. İmzala. Anlaştık mı? İmzala. Girin. Çiftlikten gelen mahsulle ilgili tam teşekküllü raporu getirdim Serap Hanım. Netice?
Pamuk çok kötü durumda. Bu pamuğu işleyip satarsak fabrikanın itibarı zedelenir. Aynı fiyattan satmamız da imkansız. Bugünkü toplantıyı da bu yüzden istedim zaten. Müşterilere durumu bizzat kendim anlatacağım. Fabrikanın zarara uğramaması için gereken tüm tedbiri alacağız. Müşteriler geldiğinde bana haber verirsin. Söyleyecek bir şeyin yoksa sen de gidebilirsin. Misafirleriniz geldi Serap Hanım. Buyursunlar. Buyurun. Lütfen buyurun. Çıkabilirsiniz. Toplantı talebimi kabul edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bu toplantıyı yapmak istemekteki maksadım fabrikadaki bazı sıkıntılar hakkında size bilgi vermek. Hoş geldin Halide. Seninle konuşmam gereken bir husus var. Çok önemli. Biliyorsunuz fabrikamızdan çıkan pamuğun kalitesi Dinç Aslan çiftliklerinde üretilen pamuğun kalitesiyle doğru orantılı. Ama bu sene elde olmayan bir takım sebeplerden dolayı hasat düşük kalitede çıktı. Bu yüzden sizi durumdan bizzat haberdar etmek istedim. İyi de Serap Hanım, bu durum firma olarak bizi çok zorlar. Aynı kanaatteyim. Bu yıl için bizi tölere etmenizi rica edeceğim. Elbette fiyat politikamız aynı olmayacak. İkinci kalitede ürün fiyatıyla alım yapacaksınız. Bu bizim firmamız için söz konusu olamaz. Başka yerden mal almaya mecbur bırakıyorsunuz bizi. Sizden rica ediyorum. Bu talihsizlik uzun yıllardır süren işbirliğimize gölge düşürmesin. Seneye bunu telafi edeceğim, söz veriyorum. Gördüğünüz gibi fabrika idare etmek kolay değil Serap Hanım. Biz firma olarak bu riski göze alamayız. Kesinlikle, müsaadenizle. Beyler. Toplantıya geciktiğim için özür dilerim. Buyurun lütfen. Ben Halide Dinç Aslan. Muzaffer Dinç Aslan'ın kız kardeşi ve fabrikanın yeni ortağıyım. Sizler de takdir edersiniz ki Dinç Aslan fabrikasının bu sektörde mühim bir yeri ve saygınlığı vardır. Bugüne kadar müşterilerine ucuz ve kötü pamuk satmamıştır. Bundan sonra da satmayacaktır. Merak etmeyin. Kalitemizden ödün vermeyeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaliteli pamuk satın alacaksınız. İşte sizden beklenen de budur. Çiftlik mahsul bu haldeyse nasıl mümkün olacak bu? Dışarıdan birinci sınıf pamuk satın alacağız. Muhtemelen Aydın pamuğu. O halde anlaştık. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere Serap Hanım. Geldiğiniz için teşekkürler. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ne hakla seni alakadar etmeyen bir toplantıya katılıp kafana göre ahkam kesiyorsun? Unuttun galiba. Ben de bu fabrikanın ortağıyım. Bu yaptığının fabrikayı ve çiftliği ne kadar zarara uğratacağını farkında mısın? Bu işlerden anlamadığın ortada. 40 yıllık müşterilerimize kötü mahsul satmaya çalışıyorsun. Ben sadece uğrayacağımız zararı azaltmaya çalışıyorum Halide. Çiftlikteki onca mahsul ne olacak ha? Çiftliğin uğradığı zarar benim umurumda bile değil. Ben sadece bu fabrikanın itibarına leke gelmemesi için çabalıyorum. Ayrıca ahkam kesip bana iş öğretmeye kalkmadan önce nereden geldiğini iyi hatırla. Bundan 2 sene önce çırçırların arasında dolaşan pasaklı bir kız olduğunu unutma. Çünkü ben hiçbir zaman unutmayacağım Gülüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.